kavramları ele alıp adım adım ilerlediğimiz bir video yapmıştık. İyiden kötüden, yalanlardan, gerçeklerden, hakikatlerden bahsettik. İki tane daha kavram var. Böyle güzel bir şekilde sündüre sündüre bir elden geçirmek. Eskiden çamaşır makineleri vardı böyle merdaneli içinden geçiriliyordu. <laughs> Bu kavramları da gel bir içinden geçirelim. İçinde ne var ne yok ayrıştıralım. Çünkü bunu doğru şekilde anlayıp anlatamadığımızda, karşı tarafı anlatamadığımızda ya da kavram olarak zihnimizde doğru yerleştiremediğimizde konuştuğumuz dil hebelekleşiyor bence çok kolay kavram kavramı. Evet, evet. Kavramı tanımlamazsan her şey hebelekleşir. Evet. Bilmek ve anlamak, bilmek nedir? Anlamak nedir? Ee. Hem nörolojik açıdan, hem sosyal açıdan ee, A, sonra. <laughs> sonra. nasıl anlarız anlam anlamların bizdeki anlamaya dönüşen hali nedir? Bilginin bizdeki bilmeye dönüşen hali nedir? Bunun hem bireydeki bir karşılığı falan. da başına inancı da ilave etmek gerekecek. Çünkü önce bir şeyi varsayarsın. Onun öyle olduğuna inanırsın. Buna dair gerekçe biriktirsen bu bilgi olur. Gerekçe verilir bir inancı. Şey bilgi denir. Ama dünyada bilgi çok azdır. Az olanların içerisinde de senin yeterli derecede gerekçe ve bağlandırma yapıp dibine kadar yerleştirebildiğin yani idrak edebildiğin çok az bilgi vardır. Onlar da senin anlam alanına Teşekkürler. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Ama tabii konuşmak lazım. Mesela bildiğimizi anladığımızı sanıyoruz. Ya da işte inancımızı bilgi zannediyoruz. Mesela böyle bir arıza var. Benim imada insanın maneviyalarında bayağı uzun yeri şikayet eden şeyler bunlar da. Bir kere abi şeyi tekrar hatırlatayım. İnançsız insan olmaz demiştim. Zihin inançla çalışıyor. Bir ateist olarak katılıyorum. Baba. Tabii tabii. Yani zihin inançla çalışıyor. Bu dünyaya dair işte şu perdenin şunun şu görüntünün perde olduğuna dair bir inancımız var. Gidip dokunmadan emin ol dokununca da emin olamayacağımız bir şey. Bu da bir illüzyon ya da bir sanrı olabilir ama deneyimlemeden buradan emin olamayacağımız bir kısmı var dünyanın ve dünyanın kendisi algısal ev, algının evrimi açısından bakarsan zaten doğrudan deneyimlenebilir bir şey olmadığı için dünyaya dair, kendimize dair bildiğimiz bilmediğimiz her şeye dair bütün algımız aslında inançlara dayanıyor. Her şey oradan başlıyor. Varsayımlarımız var. Burası böyle diyoruz. Herkes bunu böyle görüyor, zannediyoruz. Bunların hepsi zanlar ve inançlar. Bunlardan bir kısmı birçok insan tarafından bize mesela okullarda anlatılıyor. Beş hoca geliyor, beşi de aynı şeyi söylüyor. Diyorsun ki lan bundan beşi de söylüyorsun, bu böyledir diyorsun. Ya da işte gidip laboratuvarda deniyorsun, hayatta kırk kere başına geliyor. Ee, i̇şte bir şekilde sistem sana bunu deneyimletiyor ve artık o önceden inandığın bir şeyin zıttı ya da önceden inandığın şeyin bizzat kendisi gerekçelerle senin hayatına giriyor. Öyle çünkü şöyle 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 gibi. Bu gerekçelendirilmiş hal artık sana Ölçme, Gözden vesaire. Her Bilimin gerekçeleri şey. aslında. Tecrübi, <laughs> ampirik yani Aha. hepsi dahil. Hatta duygusal mesela devamlı bir durum karşısında hissettiğin duygu da senin için bir bilme hali. Biliyorsun ki bu beni kızdırıyor mesela. Bu bu hoşuma gidiyor falan gibi. Bu da bir bilme hali. E, fakat mesela müziği dinliyorsun. Diyelim ağlıyorsun. Tamam onu her duyduğunu. Benim var öyle birkaç tane. Ağlıyorsun ama anlamıyorsun niye ağladığını. Böyle. İçinde bir şey. Böyle soruyorlar mesela. Ya böyle şey Hangisi, diyorsun. Hangi müziği? Hoş, Hoş. E, son Sonata'ya dayanamıyorum mesela. Özellikle bizim Melike Hanım çalarsa evde sürekli pıtı pıtı dökülüyor. Ece orada yani kızımın büyüyüp öyle piyano çalıyor olması. O işte o be besteyi o kadar tuşesiyle falan bir de böyle. Poposun üstünde kaykılarak çalıyor olması. Bir de piyanoda öyle bir şey var ya böyle kaykılarak çalanlar vardır. Kaptırır kendini. Sonra onu görmek lan buna bizim de vesilelimiz var falan diye araya girmek. Arkadan melodiyle diye. Hayatını bir anda Avatar filminin romantik bir sahnesine çevirebiliyor. O hali deneyimliyorsun. Onu biliyorsun. Ama anlayamayabiliyorsun. Yani anlamlandıramayabiliyorsun. Anlamak, idrak kelimesiyle de karşılıyoruz biz bunu. İdrak, dereke kelimesinden geliyor. Bir bizdeki derece gibi. Bir şeyin dibine inmek. ya yani o dip derecesine kadar gidebilmek. Kuyunun dibi falan anlamlarına geliyor. Olayın dibine varmak yani. Dibine kadar gitmek onu kavramak. Mesela kavramak kelimesinde kullanıyoruz. Ama mesela anlama kelimesini, işte İngilizce, İngilizce'de understanding, Almanya'da verstehen kelimelerinde de olduğu gibi, durmak, ona konsantre olmak, onun içinde derinleşmek gibi anlamları var. Bizdeki anlamaktaki anda, bu anda durmakla alakalı bir şey. Dolayısıyla bir şeyi anlayacaksan eğer o kavramla özdeşlik kurabileceğin, onunla beraber titreşebileceğin bir zaman aralığına ihtiyacın var. Bendeki hissi, ben bir hisle tarif edeceğim. Profesyonel olarak terimler ya da kavramlar karşılıklarıyla da alakalı değil ama anlama seninle özne gerektiriyor. Bir başka şey, nesne, gö herhangi bir varlık arasındaki Bağın kendisiymiş gibi geliyor. Ama Aslında... kendine de var ya mesela bazı şeyleri niye böyle hissettiğimi şimdi anladım gibi. la başka bir nesne o bir duygu da olabilir. E, duygu da olabilir şey, Ta, Tabii yani başka şey. Tespit edilebilir anladım. dışarıdaki yani bir öteki kavramı ya da öteki biçimi ile arasındaki ama hani nesnenin kendisiyle nesnenin ya da duygunun ya da işte oradaki kavram da olabilir bu kavramın kendisi değil de bu özneyle bu yapı arasındaki oluşan bağın kendisiymiş gibi geliyor anlamak. O yüzden anlamakla ilgili bir türlü tutarlı bir tuğla oluşturamıyoruz. Ama bak bilgi de bir bağlantı. Bilgi senin belleğinle onun arasında bir bağlantı. Anlamak biraz da anlamak bir kere öznel bir tarafı var. Yani ha şimdi anladım dediğin zaman ne anladın dediğinde şair burada ne demek istemiş sorusunun cevabı gibi 30 farklı anlam çıkabiliyor. Özellikle de kompleks durumlarda yani. Dolayısıyla anlamak biraz bireysel. Anlamak senin içinde doğan yeni bir anlamın adı. Yani yeni bir yorumun adı aslında. Şimdi inanç, bilgi, anlam. Bütün bunları böyle seke seke gittiğin zaman. burada çok keyfi tanımlar yapıyorum. Kitabı nasıl hiç bakmadım bile bilmiyorum. Şu anda kesin bir Türkçe öğretmeni ya da felsefeci. Başka konuşuyor şey Bunlar yazacaktır sağ olsun. Bülent bize yarım saat söver bu videodan sonra. Kesin kesin, kesin adam anlamalar kitabını <laughs> yazdı kardeşim. Ama bu silsileden gittiğin zaman anlam neden bizim içinde yaşadığımız gerçek dünyayı yaratan şey onu biraz daha iyi anlıyorsun. İnançlar genellikle zan, kültür, ezber ve işte bazı bizim dışımızdaki kodlardan geliyor. Bilgi kısmen kontrollü karşılaşmalardan ama seçemediğimiz maruziyetlerle alakalı. Anlamak ise bizde olan bir şey. Dolayısıyla ben anladığım zaman kendi anladığımca bu dünyaya bir anlam veriyorum. Ve anlam aslında benim yaşam alanımı yaratıyor. Anlamıyorsam yaşayacak alanım olmuyor mesela anlamadığım bir kavramın içinde yaşayamam, onu kullanamam. Mesela... <laughs> neydi bir arkadaş bir kelimeyi sürekli yanlış yerde kullanıyor. Bir de havalı felsefi bir tabir. Neydi o ya? Bir şey diyor ama hep o anlamda değil de başka bir anlamda kullanıyormuş. Sonra öyle deyince, ha onun anlamı o muydu? Ben onu, onu öyle şeyle diyordum falan gibi. Sonra konuşmalarımız bayağı bir sekteye uğramaya başladı. Çünkü tam onu kullan... Bir dakika, olmuyor ki burada falan gibi. Ya yani böyle... günlük ben dilimize... Ben de bu hatayı yaparım sıklıkla bu arada. Hepimiz yaparız ama günlük dilimize ve kavramlarımıza bakarsan facia bence burada ortaya çıkıyor. Hemen hemen günlük yaşamda birçok insan kullandığı terim, kavram ve duygu isimlerinin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Mesela öfke diyor, kutsal diyor, mübarek diyor, mükemmel diyor, bir şey diyor ama bayramın kutlu olsun derken bile kut ne baba? Yani bir an durup böyle bir şey kut ne demek? Kutlu ne demek? Mesela işte falanca şey bizim için kutsaldır. Kutsal ne demek abi? Kutsal abi işte. Nedir kutsal? O kutsal, kutsal tertemiz demektir mesela. O kutsal dediği şey hakikaten temiz mi? Sen mi temizledin? Nesi temiz? Mesela böyle düşünmeye başladığında o temizlik işte kudüs sıfatından gelir o. Kutsal bizde hem hem kutsal hem mukaddes falan terimleri aynı yerde. Hiç düşünmediğin zaman boş bir kutu ve bu kutuları arka arkaya dizerek ürettiğin katarların adına düşünme diyorsun. Böyle düşünme olmuyor. Düşünme anlamalar arasında, Bülent, anlamalar arasında yeni dehlizler kurabilme becerisi. Ve kendi zihinsel izleklerini yaratabilme becerisi. Aslında oradaki de düşünme denmiyor da iletişim deniyor. Evet. İletişimde de şöyle hani bunu hep masada konuştuğumuz bir hikaye. İletişim özünde adam 15 dakika konuşuyor ya da 8 dakika konuşuyor. Arka tarafı da şunu diyorsun tamam sen bana zarar vermeyeceksin. Evet. Anladığın şey yok. Adam evet. sana kuantum anlatıyor evet. ya da kendi bildiği kuantum anlatıyor. İşte evrenden iste versin diyor falan yani evet. şeydi. Ama sen onun altında anladığın şey başka bir katman oluyor. Sen bana zarar vermeyeceksin. Biz çiftleşebilirmişiz falan. Öyle şeyleri çıkartıyorsun. Yani iletişimin ana ana katmanı o. Gerçekten düşünme dediğinde bu kullandığın kavram dücane bunu böyle yapıyor. Çok acayip rahatsız edici oluyor da yani içindeki her tuğlayı tek tek kırıyor içine bakıyor. Kırıyor içine bakıyor yani hani ve kırıp içine baksa çok yorucu ama acayip kafa açıcı oluyor öyle bakınca da yani. Zihin inşa edici bir süreç. Evet bir şeyde tek tek yani kavramları düzgün elden geçirdiğinde gerçekten konuşma beni çok rahatlatmasını gerektirir. Muhteşem şeffaflaşıyor. Hani konuşma ger gerçek bir şey kazanıyor. Için. Hadi Dicahan Hoca yabancı sayılmaz <laughs> evdeki anekdotu anlatayım. Bir gün onu izliyorum YouTube'dan açmışım. Bir de tabii genelde izlediğim gibi 1.25 hızda izliyorum. <laughs> Çünkü yani bitmiyor muhabbet. Biraz da ağır konuştuğu için takip edebiliyorum. Annem de orada telefonda bir şeylerle uğraşıyor. Bir yarım saat falan yanımda oturdu. Muhtemelen bir şeyler yazıyor falan. Bir anda böyle tam da konunun böyle civcivli bir yerinde ay dedi şunu değiştir içim daraldı vallahi dedi sabahtan beri. Şimdi ben böyle dinliyorum tamam mı? Annem bu tepkisi irkildim bir anda ne oluyor diye. Çünkü oraya bir sürü anlamsız laf katarı çarpıyor. Ama o söylediği şeyler beni çok ilgilendirdiği için benim içimde bir takım yeni anlamalara sebep olabiliyor. E dolayısıyla burada anlam Tücani Cündoğlu'nun anlattığında mı dinleyende mi? Bir bakalım ya yani. Orada herkes dinliyor. Kedi de vardı bu arada. Kedi de dinliyor. Onda bir anlam olmuyor. Annem o sırada orayla ilgilenmiyor. Konusu da o değil çünkü. O muhtemelen Instagram'da arkadaşlara bir şey yazıyor arada. Ama o anda ben oraya konsantre olmuyor. Anlamak benimle ilgili muhtemelen bir program daha yapsak o programda anladıklarımı anlarsam ki kökten yanlış anlamışsın hiç umurumda değil. <laughs> Çünkü onlar benim izleklerim yani benim zihnim öyle bir izlek kuruyor. Anlamayla ilgili bence önemli mesaj şu olmalı. Ben kendim de bununla çok uğraşıyorum. Bir şeyi anladığın zaman herkes onu öyle anladığını zannedersin. Bu da bir zan in, inançtır. Anlamanın ne kadar kişisel ve öznel bir şey olduğunu fark etmek lazım. O yüzden anladığını anlatırken önce saygılı olmak lazım. Mesela birçok hoca da bu saygı yok. Böyledir. Nasıldır? Anlamadım ki ben. Salaksın çünkü. Bu çocuklar geri zekalı. Mesela çok anlatıcı da bunu duyarsın. Hayır, onlar senin anlam zincirini takip edecek yeterli doneye sahip değiller. Çünkü sen eşeksin, yeterli doneyi anlatamamışsın onlara. Ne kadar açımlayabilirsen anlattığın şeyi, karşıdaki zihne o kadar yeni bağlantı kurma izni verirsin ve kendi anlamlarını yaratma izni verirsin. Teknik bir bilgiyi öğretmek bile, anatomik terimleri öğretiyorum ya ben ona da. Onlar bile mesela bir anlama izleyi gerektiriyor. O yüzden mesela ben anterior, posterior, ventral falan diye anlatırken ventralde duruyorum diyorum ki bak venter, karın. Hani ventrikül de kalbi odacık, karın. Karıncık diye biz Türkçe'de falan diyoruz. Venter işte al eki gelince de o tarafa doğru ventral falan. Öyle böyle böyle bakıyorsun karşıda böyle işlemci çalışıyor, gözler tı, 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 tı oynuyor falan. Ama ön tarafa ventral denir dediğimde bu kimsenin aklında kalmıyor. Anlıyor mu anlıyor ne söylediğimi ama anlamıyor. Yani onu bir bağlamsal yapıyor oturtmuyor ve bizim hayatımızda daha sonra duygularımıza, hareketlerimize ya da sözlerimize dökülebilecek olan her şey yani bizim yetkinliğimizi oluşturabilecek olan her şey anlamalarımızdan geliyor. Eğer anlayabiliyorsak, onu içselleştirebiliyorsak o bizde bir şeye dönüşüyor. Yoksa yük abi. Boş boş laflar, boş boş şeyler. Bilmenin nörolojik bir karşılığı var değil mi neuroscience'da? Yani bilmenin beynimizde bir fiziki yeri yok. Yani bilmenin Ama bir eylemi var değil mi? Yani korele olduğu şeyler var. Bir mesela bilirsen bir şey öğrenirken beyinde bir yol çalışıyor. O yolu biliyorsun. Hücrelerin bağlantısallık biçimi değişiyor. Yeni sinapslar, bağlantılar oluşuyor. Var olan sinapsların sayısı artıyor. Bunların hepsini görüyorsun. Ama bir yeni müzik eseri de okurken, bir dinlerken, bir kitapta okurken, birinin güzel kızın ismini öğrenirken de hep aynı yollar çalışıyor. Ama bu bilgiler arasındaki farkı beyne bakarak göremiyorsun. Ya da onların nihai bir depolanma bölgesini söyleyemiyoruz beyinde. Muhtemelen diyoruz bütün beyinde bir örüntü olarak. Ama öğrenme sürecinin kendisi, edinim sürecinin kendisi beyin anatomisi ve fizyolojisindeki değişikliklere bağlı. O değişiklikleri durduran ilaçlar verdiğinde öğrenemiyor çünkü insanlar. Yani evet. o değişikliklerin olması lazım. Ama tutup da ne bileyim, Mustafa Can'ın benim beynimde özel bir kayıt yeri yok muhtemelen. Onu da nereden biliyorum? Benim bir sürü yerine hasar veriyorsun. Belleği çok nadir silebiliyorsun. Öyle Türk filmindeki gibi olmuyor. Kafama bir şey çarptı, her şeyi unuttum falan. <laughs> Yok öyle bir şey. O global amnezi çok geçici, Peki, kısa süreli Peki bilinçle bir şeyi var. var mı? Bağlantı var mı nörolojik açıdan? Bilinç zaten o yapılan işe dikkati isterli olarak yöneltmeyi sağlayan ve onun için işte diğer davranışlar arasından onu bunu yapmayacağım, şu anda bunu yapacağım diye seçki yapabilme becerisiyle alakalı bir şey. Hareketlerinin farkında ve kontrolünde olmak gibi tarif edebiliriz. O varsa zaten bir kanal açılıyor ve giriyor. Mesela bunun marjinal versiyonu ters olarak bilinir ama hipnoz çok ciddi bir odaklanmış bilinç durumudur. Mesela bilinçsizlik hali değildir hipnoz. Çok odaklandığın için telkini çok iyi alırsın, çok iyi öğrenirsin ve Hatta onlar vücuduna sirayet eder. Adam der ki elin yanacak biraz. Hakikaten kıpkırmızı olur mesela burası. Bir şey değmemesine rağmen. Bunu nasıl yapar vücut? O kadar yoğundur ki telkine, o kadar bilinçle yönelmiştir ki başka hiçbir uyaranı almadığından adeta işte bu büyüteçten geçen güneş ışığı gibi istediğin yeri tutuşturursun, istediğin komutu verebilirsin. Bilinç o, o zaman kelime önemli ve olur. kavramların aslında bizde düşündüğümüzden daha fazla işlevli olduğunu da gösteriyor. Tabii. Abi zaten bir şey işte ayırmak lazım ya daha evvel konuşmuştuk mesela mantık dediğimiz meleke nutuk fiilinden geliyordu. Konuşulabilir, dile dökülebilir şeylerin zihindeki kurallarını ifade ediyordu mantık. O mesela şu anda yaptığımızın bir kısmını oluşturuyor. Laflarla iletişim kuruyoruz ama arka planda mesela sen bu laflarla ben, benim söylediğim bir şeyden diyelim bir şey anladın. Ne oluyor mesela taklidini yapsak ki sık sık başımıza geliyor sen bana bir şey söyleyince ben size bir şey... Bak bu ne bu? Laflar aynı laflar ama he diye bir şey oluyor. Burada sözsüz bir katman devreye giriyor. Duygusal sistemin diyor ki yakaladığımız bağlantı iyi baba. Bu daha önce var olmayan bir şeydi. Bütün bu kavramlar, kelimeler, harfler daha önce vardı. Ama bu bağlantı yeni. Ödül olarak içinde bir duygu. Mesela kötü bir şey anlaysan kötü bir duygu. İyi bir şey anlaysan iyi bir duygu oluşuyor. Ve aslında duygusal sistem sana diyor ki burayı bağladık baba. Burası artık bizim. Doğru yanlış onu bilemem ama bizim. Biz içeride bu gergefi işledik artık bundan sonra konuşurken, yaşarken, ederken, ilerken bu bizden sadır olabilir. Bu artık bizim malımız oldu. Ee, anlamanın fiziki bir karşılığı var mı beynimizde ya da bu mu? bu işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, biraz bu, önceki bu farkındalığın bir seviyesi. Tabii abi. bağlantıları değiştiremez ama sen sabah akşam kütüphanede oturdun, çalıştın. Bir konu araştırıyorsun. Beyninde bir sürü makarna gibi yeni bağlantı oldu. Ama kafa 1500'e gidiyor, hiçbir şey anlamadım mesela. Buradan bir anlam çıkaramadım. Tonla felsefe kitabı okudun ama bir gün YouTube'da bir gereksiz video izlerken daha önceden öğrendiğin her şey şurak gibi bağlanıyor birbirine. Bir filmin bir sahnesinde, bir müzik eserinde bir şey yakalıyorsun. Ondan sonra işte bunların hepsi birleşiyor. Bu arada bu da nerede oluyor ilginçtir. Beyin odaklanmadığında. O işte Default Mode Network dediğimiz boşta dururken oluyor genellikle. Beyin hiçbir şey yapmadığı zaman gösterdiği aktiviteye deniyor. Varsayılan durum şebekesi Türkçesi. Çoğu anlamı orada meydana geliyor. Mesela dinlerken, çalışırken, ezberlerken değil. Saldığın zaman beyin o yeni bilgiyi almakla ya da onu analiz etmekle değil de ambar sayımıyla uğraştığı sırada oluyor. Dur lan ne vardı diye bakarken şırak diye bir bağlanıyor. Bir anda duşun altındayken ana benzen molekülü halkasal olmasın sakın falan diye. Onu işte kakule rüyasında görmüş mesela. Öyle anlarda anlamaların gerçekleşmesi o yüzden çok yaşanan bir şey. Beynin ambarlarında çalışan adamlardan bir tanesi muhtemelen böyle yapıyor ya da kadınlardan bir tanesi. Bunu nereye sokacağız? Falan <gülüyor> <diye>. <gülüyor> aynen aynen. Ben bunu buldum. Bir de çok umarsız bir şey. Ne bulacağı belli değil sistemin içinde. Böyle tamamen kaotik, rastlantısal. Bir sürü Lilliputlu cücenin Ambarda gezdiğiniz verebilir <laughs> Bire bile bana buldum, bir boncuk buldum falan diye herkes bir şey çıkarıyor. O zamana kadar neyle beslendiysen, şimdi ben mesela başta müzisyen olan kızım olmak üzere bütün gençlere şeyi hatırlatıyorum. Nasıl ki sofraya oturduğunuzda bulduğunuz her şeyi yemiyorsunuz. Bu arada bu bizim Melike için çok da güzel örnek çünkü gluten hassasiyeti var. Hapara küpere götüremez. Ama mesela abi Spotify'dan öyle playlistler açıyorlar ki ya danaya dinlet vallahi ölür hayvan ya öyle şeyler. Ya isim vermeyeceğim şimdi bazı genç arkadaşlar besteler kaydetmişler ama stüdyoda kaydedilen enstrüman ezgisiyle çocuğun söylediği o kadar farklı tonda ki muhtemelen başka kıtada kaydettiler sonra birleştirdiler. Bu kadar detone bu kadar anlamsız. Üst üste koydular. <laughs> üst üste bence denk gelmiş onlar <laughs> yolda giderken. Yapışmış devam ediyor. Bunları albüm diye mesela pazarlıyorlar şeyde dijital medyada. Şimdi bu tarz müzikleri, bu tarz kültürel uyaranları, bu, bu tarz çeri çöpü doldurduğum bir zihin ambar taramasında ne bulacak? Bok buldum. <laughs> ne bulacaksın yani? Abi çerle çöple doldurduğum, mesela itinalı sohbetle, dostane meclisle, muhabbetle, sanatla, yüksek hazlarla beslemediğim bir zihinden Boş kaldığında ne çıkar? <laughs> Daha da söylemeyeyim yani. En en hafifi pislik çıkar. Ama kötülük çıkar hinlik çıkar, korku çıkar, nihilizm çıkar, yalnızlık çıkar, yokluk çıkar. İşte anlamanın kişisel bir cehde dönüştüğü yer burası. Sen depoyu neyle dolduruyorsan boşta bıraktığında o çıkacak oradan. Sen bir davranış göstermeye, bu dünyaya bir şey koymaya geldiğinde onu çıkarabileceksin. O yüzden beslerken sorumlusun. Yani sofraya oturduğunda her şey yutan adam sonra acil serviste doktor bakmaz. Yemiyedin o kadar değil mi? Bunu diyoruz herkese. Ben kendime de diyorum. Böyle karnım patlayacak gibi oluyor bazen. Abi ne pis yedik. Yemeseydin diyorum o zaman. Orada vardı sorumluluğun. Ama o sorumluluğu yerine getirmezsen anlamanın da maalesef yönünü belirleyemiyorsun sonra. Burası biraz ağır konu. de <laughs> azıcık bir boomer olmaktan kaçınamadığımız bölüm oldu burası. <laughs> abi ama sen de şimdi yani hakikate <laughs> dair ne söylesek boomer oluyoruz kardeşim. <laughs> doğru söylüyorsun. Bu genç simitler bilmiyorsa bize de falan. <laughs> Öyle değil abi. Seçeneğin çok olması bir illüzyondur diyoruz ya insanın fabrikalarında. Bu kötü bir illüzyon. Bizim bu kadar seçeneğimiz yok. Bizim bu kadar eğlenebilme şansımız yok. Yani burası o kadar eğlenceli olmamız için tasarlanmış bir yer değil. Biz öyle varlıklar değiliz. O yüzden insan yiyecek bunu. Yani <laughs> adam gibi beslenelim her anlamda. Tamam. Bir de etimolojik kafayla tartışırız bu konuyu. Bir, bir birkaç camcanan sonrasında. Bilgi, bilmek, etimoloji, etiyoloji ve epistemoloji. <laughs> diye de ben epistemoloji var. gördüm. <laughs>